17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli koç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarımı da buradan takip edebilirsiniz. Hemen haritanıza şöyle bir göz gezdiriyorum. Evet, bu hafta belki işbirliği yaptığınız insanlarla ilgili aranızda bir iletişim problemi olabilir ve gereksiz tartışmalar, gereksiz yorucu tavırlar sizi yıpratabilir. Dikkat edin diyorum. Son zamanlarda çok gereksiz alışveriş yapıp kendinizi zarara itebilirsiniz. İnternet ya da bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor ve alışveriş sistemimizi bir gözden geçirelim istiyorum değerli koç burçlarım. Ortaklı iş yapanlarda özellikle kazançlı bir haftaya ve kapılarınızda yavaş yavaş toparlanma ve iyileşmeye başlayacağı bir hafta. Aslında bu ara işi yetiştireme hafta, işi yetiştiremeyeceğiz. Yani devamlı evraklar, telefonun ve iletişimleri son derece olumlu giden süreci daha olumluluğa çevireceksiniz ve size artık kazanç sağlayacak olarak gösteriyor. Özellikle kurumsal ya da büyük firmada çalışanlarda yavaş yavaş iş kapıları, ev kapılarınız yavaş yavaş iş kapınıza doğru hareket sergileyecek. Artık bulunduğunuz masada daha güvende, daha huzurda, daha keyifte kılınacaksınız. Merak etmeyin diyorum. Fakat ortaklı iş yapanlar da ortak ayrımı kararı içerisinde olabilir. Daha farklı işlere yelken açabilir ve bu işler size büyük kazançlar sağlayabilir. Ama lütfen dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaparsanız daha sağlam bir iş kapısına hakim olacaksınız. Ani karar verirseniz sıkıntı dönemimiz olabilir. Rica ediyorum, uyarıyorum. Özellikle bilgisayar sektörü ya da teknolojik alanında hizmet veren bazı koç burçlarında yer değişimleri, yeni olumluluklar ve yeni kapılar aydınlığa kavuşacak. Şöyle söyleyeyim, mühendislik ya da bilgisayar sektörü ile ilgili beklediğiniz bir olumlu yurt dışı, şehir dışı beklentiniz varsa olumlu iletişim ve olumlu anlaşmalar size keyif verecek diyorum. Şöyle bir sorunumuz olabilir değerli koç burçları. Kendinizi bu ara maddi kayıp evresinde ve ev dizaynı, ev yenilemek, yeni eve taşınma gibi fikriniz var ama hani krediler, borçlar, bazı karmaşık olaylar sizi fazlasıyla yordu. Yorduğu için de tedirginlikleriniz var. Sürpriz ufak ufak paralar da sizin hayatınızı renklendirecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yeni iş kurmak ya da kendine iş arayanlar için evet doğru bir fırsat. Yani 24-7 Mayıs'a kadar iş kapınızla ilgili sorununuz bitmiş. Doğru kapıda anlaşmaya girmiş olacaksınız. Sorun ilişkinizle alakalı yaşadığınız gerginlikler biraz sizi huzursuz kılabilir. İlişki ayrılıkları yaşayabilir. Bu da biraz sizi yıpratabilir. Evliliğinizde de uzun süredir ters giden olayları biraz daha yumuşatma, biraz daha birbirimizi anlama dönemine gireceğiz ama kıskançlıklar, paranoyaklıklar, kafada kurmalar had safhada olabilir. Bu ara bu dengeleri biraz daha yumuşatmanız sağlıklı ve hayırlı. Bebek düşünen, bebek tedavisi ya da bebek beklentisi olan kişiler Haziran başına kadar bu muradınız ya da bu tarz düşünceniz netliğe kavuşacak. Hiç endişe etmeni istemiyorum. Özellikle aile büyüklerimizle alakalı beklenmedik bir destek size sunulacak, bir anahtar sizi mutlu edecek. Aile içerisinde de özellikle eşinize ya da size ait aracı değiştirmek ve yeni araca geçme fikriniz var. Evet, olumlu, güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Bu ara borsaya, dijital paraya merak sarıyorsanız lütfen bu ara dikkatli oynamanızı öneriyorum. Bu hafta borsa hem hareketli olacak hem de zararlı olacak. Dikkatli bir şekilde dengelemenizi uygun görüyorum. Son zamanlarda aile işi yapan ve aile işinde huzursuz olan koç burçları aile arasındaki gerginliklerden dolayı aile işini bırakabilir. Kendine farklı bir iş alanı kurmaya çalışabilir. Ben olsam şu an bunu yapmayı risk olarak görüyorum. Lütfen yapmayın, sabırlı olun. Çünkü buradaki kapılar size doğru şekilde aydınlığa erişecek değerli koç burçları. Evet, sağlık olarak mide gazınız, mide asidiniz, bağırsak enfeksiyonlarınız ve boyun fıtığınıza dikkat etmeniz lazım. Bunlar sıkıntılı oluşumlar var. Unuttuğunuz bir evrağınız, ödemediğiniz bir kağıdınız mahkemelik yolla size haciz yazısı gelebilir. Lütfen unuttuğunuz evrakları şu 17, 18, 19'da bir kontrol edin. Başınıza bir bela almanızı istemiyorum.
Evet, evde değişimler başladı. Yeni bir ev, yeni ev arayışı ya da evinizdeki her şeyi yenileme fikriniz var. Hayırlısıysa bunların hepsini aydınlık bir şekilde yapacaksınız. Hatta mutlu olacağınız evrelerde söz konusu. Üniversite sınavına hazırlanan değerli koç burçları, adaptasyonunuzu devam ettirin, enerjinizi yüksek tutun. Ben sizde büyük başarı, özellikle bilgisayar mühendisi, teknoloji mühendisliği okumak isteyenlerde ya da kodlama mühendisliği inanılmaz başarılı. Hukuk ya da avukatlık alanındaki kendinizi geliştirmek ya da siyaset okumak istiyorsanız bunlarda başarı var. Lise öğrencilerimizde bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde aydınlığa erecek. Lütfen çocuklarımıza bu sınav öncesi Kalem Suresini 7 tane okuyun. Kalem gibi enerjileri aksın, hayırlısıyla kapıları aydınlansın diyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, umutla kalın. Hayat size güzellikler getirsin. Her şey gönlünüzce olsun değerli koç burçları. Hoşça kalın.